Selam memurseverler, bugün Türkiye'nin hatta dünyanın en büyük oyuncu evindeyim. Bu evde herkes yayıncı ve YouTuber. Bak rapçi bile var, ne ararsan var. Çin'de bizden büyüğü olabilir ama Avrupa'da yok, onu biliyorum yani. Hoş geldiniz arkadaşlar. Sana hızlı bir ev turu attıralım mı? Ben hızlı bir ve sende de olan hızlı bir ev turu. Boyadık o kadar mı hızlı? O kadar hızlı değil ya. Bu PlayStation Doğukan boyadı. Bu sende de olan LG TV zaten. Bundan Fırat'la Ceyda'da da gördüm. Üçümüz de aynısı. Bu. Güzel bir oyunumuz var. Şunu da yine o boyamıştı. Selamlar olsun ona. Atari'miz var burada bir tane. Burada bizim vitrinimiz, değerli şeyler var içinde. İşte 1 milyon plaketi, benim Half-Life CD'lerim. Çok eski bir orijinal bir koleksiyondur bak bu. Oyunun nasıl oynanacağı falan yazıyor içinde. Kaç CD yükleniyormuş Half-Life zamanında? 2, 4, 5 CD olması lazım. Evet, 5 CD. Ben zamanında onları hep azıcık şey yollardan temin ettim. CD'ci abilerden. Ya bak burada da var yoktu, ya. Yoktu, yoktu. Başka neyimiz var? Mesela Okan kardeşimizin bana ilk işlemcisini hediye etmişti. Böyle bir işlemci var burada. Orada levye var. Şöyle bir tane lazerimiz var. Senin yaptığın şeyler gibi olmasa da. Bu kadar basit. Bu Half-Life'den bir şey mi? Bakkaldaki lazer var. Evet. Duvara ne koyuyorsun. Ne o, ben hatırlamıyorum. Lazerden geçerse herif ölüyor. Ha, patlıyordu böyle. Aynen. Şey. Tünele kuruyorduk falan. Çakmak hediye edeyim sana. Ya biliyordum, biliyordum. Şuraya kadar gerdi biliyor musun böyle İddialı bir? İddialı vuruyor değil mi? Bak vallahi buradasın diye koymadım. Zaten bütün storylerde gözüküyor da senin bana hediye ettiğin değerli bıçak var. Valorant'a çok benzeri geldi bunun. Şu taşlar yok bir tek. %90 benziyor yani. Hangi hançerdi bu? Hangi oyundaki? Dagger of Fate miydi? İnanç hançeriydi. Bu Skyrim'dendi. Dedrick Dagger doğru. Ondan sonracıma bu çikolata ikram edebilirim sana. Hızlı ev turu yapacağız. 5 tane yayıncı YouTuber odası göreceğiz. Başka neyimiz var? Burada bir şey yok başka. Buraya bir şey ekleyeceğim. Hemen buraya bir şey eklemek istiyorum. Bir dakika. Hediye paketi bulamadım, strese sardım. Buyur aç. Oğlum bu ne lan? Bir dakika. Kumanda falan var kanka. Kanka bir dakika. Oğlum gözükmüyor da tam. Ne bu Hakan? Ay. Ark reaktörü. Sen ciddi misin ya? Kanka. Oğlum RGB müthiş bir tane hediyem. Ay. Tony Stark'ın o göğsündeki şey var ya kanka. Oğlum çok güzel ya, metal. Bir dakika. Ay çok çok teşekkür ederim ya. Hakan, çok seviyorum lan seni. Senin bıçağı ben yıllardır kullanıyorum. Güzel bıçak değil ve mi? Ve ya o kadar çok kişi salça oldu ki o bıçağı. Şuna baksana bir evrim. O kadar çok kişi istedi, vermedim o bıçağı. Vermeyeceğim. Oğlum. Sen şaka yapıyorsun. Bak. Kanka ayarlanabiliyor yüksekliği. Burada bu ne girişi kanka? O normalde Tony'nin içine giriyor. Bir dakika ya. Powerbank evrim, var mı? Baksana şuna bir. Buluruz abi powerbank. Ya Hakan çok sağ ol ya. Çok kıymetli bu. Abi bunu var ya, bunu baş köşeme koyacağım oraya. Bir çalıştıralım ya. Çalıştıralım abi. USB'miz geliyor. Kanka ben bayılırım, en sevdiğim Iron Man ya. Tony Stark'ın kalbindeki şey mi? Evet. Takıyorum. Abi tak. Kumanda nerede? Açık mı korku? Abi çok, ben de kaç tane misafir hava atacağım bundan var ya. O kadar güzel duracak. Ya kanka. Ya çok seviyorum seni ya. Şu an bir sarılacağım onu. Şimdi masa kaydı. Abi çok güzel bir hediye. Çok güzel değil mi ya? Bak ne kadar değer, ben bunu yani ne kadar değer verdiğin insana verirsin şunu ya. Yani şunu... Abi güzel sergile. Burası buraya yakışır o. Vallahi buraya burası yakışır ya. Burası çok güzel. İnanılmazsın Hakan ya. Buraya en sevdiğim şeylerin olduğu köşeye şunun yerine koyuyorum. Artık onu sevmiyor. Vallahi çok sağ ol ya. Ne video devam edelim vallahi. Hayır. Hızlı vlog dedim. Hızlanalım. Hızlı kısma geri dönelim. Devam edelim ben, ya. Ben böyle teşekkürler falan nasıl cevap vereceğim hiç bilmiyorum çünkü. Devam edelim. Burada çekiliş için ekipmanlar var. Burası benim yatağım. Sünnet çocuğu yatağı gibi ya böyle. Ya şu kadar oyuncuya yönelik bir odada uyuyabiliyor oluşu bile bence bayağı güzel bir şey. Şunu beraber yaptık bir tane izleyicimizle. Bu direkt Half-Life'daki armor veren şey bu. Ünite basıyorsun. Cam basan değil değil mi? Yok, armor veren. O beyaz oluyor. Tabii telefon da şarj edebiliyor. Şuraya koyuyorsun telefonunu. Vallahi çok güzel. Senin bildiğin şeyler var içinde işte. Arduino, hoparlör. Şey olarak ekran. Da çok güzel yapmış ama. Buna biz 24 saat uğraştık. Çocuk yarım bir hafta ayırdı buna hatta yapmadan önce yani. Kodlamasıyla falan da uğraşmıştır. Evet. Yatağımız böyle. Işıklı bir tane orada dolap var. Gel bakalım ben de sana hediye vereyim o zaman. Çevir şunu. Ne çıkarsa senindir. Anında. Nelerim var? 3 kere çevirme hakkı veriyorum hatta. Ama birini alabiliriz. Tamam canım o kadar da değil. O kadar da değil. Ben coştum. Ne geliyor? Hadi. Ya gitti bir tane gitti. Çok güzel bir şey gitti. Steam'dan
100 lira cüzdan kodu. Çevir bir daha go. Daha hakkım var. Bir dakika, videonun sonunda yapalım onları da ya. Ortasına tamam. Bir yerde falan çevirin. İki tane daha hakkı var. Let's go. Burası mutfağımız. Burası tuvalet. Alp'in odaya inelim hızlıca. Gerçekten yaptığım en hızlı ev turu. Alp'in odası burası. Alp de bir yayıncı bizim gibi. YouTube'un. Kalmış en son. Alp yayına hazırlanıyor. Sponsorlu yayına bir hazırlık gördüm evet, burada. Evet. Aa, benim burası işte yaşam alanı dediğim yer. Alp odan muhteşem, televizyonu büyüt. Orada bir sauna var. Burada dolabı var. Orada nasıl yatağı ya? Var. Sauna. Tabii tabii, sauna var abi. Direksiyonu var. Araba yarışı oynuyor. Tabii bir şey diyeceğim. Odanın içinde sauna ne alaka? Vallahi ben de en başta garipsedim ama alışıyorsun bir yerden sonra. Peki kullanıyor musun? Ya nasip olmadı ama evet, kullanacağım. Ya mesela banyoda okey de odanın içinde sauna. Hemen banyosu var. Devam edebiliriz. Burada ne var? Aa, açılmıyor burası. Açılmayacak kadar dolu bir depo. Arkadaşlar, ekipman dolu burası. Orası bizim depo. Mesela benim evin bir tane figürünü yapmış kardeşimiz. İşte burada bir kargoda kırılıp gelmiş tabii de. Bunu yapacağız tekrar. Abi o arkadaş benim de evin minyatürünü yaptı. Çok güzel yapıyor. Ben bayıldım onun ya şeyine. Burada işte şey, bilgi yarışmamız var. Bir gün seni de davet edeceğim buraya. Butona erken basan cevap verebiliyor. Cezalar var falan. Burası evin kalbi. Aa, burada neler var? Fiber kabloları gösterebiliriz burada. Çok ince. Dokunduğunuz anda bozulan şeyler. Hakikaten böyle ışık hızında. Evin içine kadar fiber kablo çektirdiniz mi? Abi, bu internetin omurgasına bağlı, asla kopmayan bir internet. Dolayısıyla böyle bir şey koymuşlar bunu, kimse bozamasın. Bak bende böyle bir tane modem var, üstünde 12 tane falan anten var. Herkes diyor ki uf muhteşem bir şey, şu an bütün şeyi force'u gitti. Kanki bu yani. Sanayi tipi modem var burada. Üniversiteye falan bağlanan bir modem. Gidelim yukarıya, direncanın odasına şarkı söyleyelim. 7 tane kedimiz var. Yavru kediler var evde, çok tatlı. 7 tane kedi mi var şu an evet, evde? Evet. Şöyle geçelim. Aa, burası Diren'in odası. Diren müzisyen. Şununla şarkı söyleyebiliriz. Merhaba. Hoş merhaba. Geldiniz. Hızlıca bir bakış atıyoruz. Bunlar da bizim modlarımızın bize dalga geçmek için gönderdikleri şeyler. Vardı, modlarım böyle bir şey. Ben o şarkının altına yorum bile yaptım. Evet. Ben dürüm istiyorum diye. Evet, nezale. Amacın şarkısını ne zaman yapıyorsun diye. Bir şey söyleyeyim. Evet. Diren'i çok kızdırırsan biz şarkı söylerken çok kötü dalga geçer bize. Çok öyle kötü bir adam. Ton vereceğim size şimdi. Hazır mısın? Sen bir de Diren'e şişko demiştin 2 sene önce geldiğinde. Oo. Demedim. Oo, gel Lemur. Demedim. Eyvah, eyvah. Sadece dediler ki VR'da bir tane domuz çizmişti 3 boyutlu seneler önce. Diren buna çok sinirlenmişti. Anıya söyler misin? Bir şey diyeceğim. Domuz falan çizmedim. Diren canı çizdim. Gibi bir şey çizdin. Memur bence o videoyu koy buraya. Buraya şuraya o videoyu koyar mısın lütfen? O duruyor o video. Harun tamam koy. Abi ben surata benzedim. Maymun oldu şu anda. Nasıl oldu abi o? Koy koy. İki tane. O zaman ben hemen kayıt açıyorum o zaman. Kayıt alalım. Ne söylemek istersin? Affet söyleyelim seninle. Arabesk. Ben de söyleyeceğim aynı anda beraber. Ototune mu yedim? Sende arabeskçi tipi var. Ototune'lu. Ototune'lu. Ototune'lu affet. Eğer seni kırdıysam darıl bana, ama bir gün beni ararsan bak ruhuma. Affet beni akşamüstü gölgem uzarken, sabaha kalmadan affet. Yanlış biliyor. Sen canıma yoldaş oldun, sen kışıma yorgan oldun. Yetti mi? Çok özür dilerim. Abi ne çıktı? Yetti mi? Ne çıktı bilmiyorum. Bir şey diyeceğim arkadaşlar ya. Bu kamera çok iğrenç şeyler duydu. Ama ototune'la düzelebilir. Ototune'la bakalım. Eğer seni kırdıysam... Ya yapma abi. Ama bir gün beni ararsan... Bak ruhuma. Çok da kötü değil ha. Dur ne ya? Diren teşekkür ederiz. Patladığınız yeri izler. Kariyerimizi bitirdiğin için. Diren yani seni 3D çizdim diye bana bunu yaptın ya. Vallahi yıllar sonra intikam soğuk yendi burada. Çünkü hak etmiştin lan. Ver badumtısı. Öyle kapalı oğlum. Çünkü hak ettin. Gel seni çok huzur dolu bir yere götüreceğim. Çok tatlı huzur. Yavruş kedilerimiz var. Burada da şey var işte, bizim Hüsnü var. Mobilon şirketinin başında, onun araba koleksiyonu.
Benim asistanım Kerem var. Onun odası. Bütün odaları sen gelmeden önce annem yardımcı oldu temizlenmesine. Normalde bu şekilde yaşamıyoruz. Teşekkür ederiz. Pislik içinde yaşıyoruz. O bir Türkan Şoray hayranı. Hüsnü nerede ya? Hüsnü şu an başka bir evde. İş yerine yakın olsun diye oraya gitti. Ha. Başka ne var burada? Bak bilgi yarışmasından kartlar kalmış. Hüsnü'nün ev, odasını son gördüğümde 8 tane falan bilgisayarı vardı. Her yerde bilgisayar vardı, onu hatırlıyorum. Azalttık onları. Yarısını oraya götürdü. Bu kullanmadığı bilgisayarlar. Ha. Ya hakikaten daha var yani. Aynı anda 4 tane bilgisayar kullanan garip bir insan. Aynı anda aynı masada kullanıyor. Ama ihtiyacı var abi. Saçmalamıyor yani. O hepsini de kullanıyor gerçekten. Bunlar yeni gelmiş. Bizim bir sürü kedimiz olduğu için böyle bir tane oyuncağımız var. Ya 7 tane kedin olunca normal. Kedi number one. Nerede yavruşlar? Pıs pıs pıs. Bunlar üçümüz orada. Ha, manzaraya bak. Aa, evim. Tiplere bak. Ne yapıyorsunuz tiplere kızlarım? Şuna bakın. Yakın zamanda bir e-spor takımı kurduk. Onun, aa evet, onu gördüm. Onun forması. Valorant, Counter, Artık PUBG Mobile. Aa, evet, saklanmış mı oraya? Saklanmış. Tiplere bak. Çok tatlı. Bu sizin kedilerden biri mi? Yok. Yok. Sonra öyle duruyor. Sonra bunlar bütün oynanır. Size lazer getireyim size. Oynayacaksınız mı? Senin lazerler yok eder kanka, bunları yakar. Evrimin o da yine yeşil. Senin gibi aslında teknolojiye çok meraklı. İşte hemen kurcalayalım. Aa bak şey var orada, seversin. Ha o ne ya? O ne ya? Bununla editliyorsun abi, mouse'u takır takır. Yataktan video editliyor Evrim mesela yani. Mesela buradan ben şurada yatarak video editleyebiliyorum abi. Hiç bilmediğim bir şey öğrendim şu an. Ya mouse hiç kullanmıyorsun, sadece bu. Hiç gerek yok. Yani tabii ki bir yerde gerek olur, kalırda malırda. Harun şunu bul, sana da alayım bundan. Harun'a hediye olsun o. Hadi ev hediyesi verelim ya. Harun şu an muhtemelen dünyanın en mutlu editörü olacak. Harun'u koronasız öpüyorum o zaman. Tamam. Başka neyimiz var? Başka da bu odada Evrim'in, böyle. Evrim'in asıl söz etmek istemedi. Gel. Evet. Nereye gidiyor? Aa, kirli çamaşırlar. Hiç söz etmek istemediği yer. Bir dakika, ne var orada? Abi keyfe kocaman. Bak. Keyfe bak adamdaki. Bir şey diyeceğim de bu yani normal bir jacuzzi deyince ben şey sandım. Şu yapı, ha, yapı marketlerde böyle ya. Aynı sesleri. Neredeymiş o? Buradan mı? Sen niye buraya öyle şeyler koyuyorsun? Kanka sen bunu ne yapıyorsun burada? Sen bitti mi diyorsun? Evrim böyle mi yapıyorsun? Benim bitti. Bitti benim. Bunu mu yapıyorsun tam olarak? Evet. Yani bu şey değilmiş. Jacuzzi mesela. Jacuzzi'li ev diye böyle ilan görüyorsunuz. Küvetin üstüne 3 tane boru koymuşlar. Jacuzzi diye kalkalı. Bu bayağı jacuzzi yani. Bir kere Evrim'le buraya girdik. Onu da itiraf edelim bu videoda. Edelim. Evet, evin ikinci günü falan. Bence hepiniz girersiniz buraya aynı anda. Evet abi. Biraz zorlar. Birazcık fazla temas olur ama. Temas hiç olmuyor. Hiç ya. Olmadı ya. Kocaman yer. Ya Hakan'cığım evimiz böyle. Yıllardır beraber yaşıyoruz. İşte İstanbul'a taşındık macera için. Allah çok keyifli, güzel bir ev olmuş. Umarım eğlenmişsindir bugün. Ben çok eğlendim valla. Yaptığım, gerçekten en hızlı yaptığım video olabilir. Şimdi şöyle bir durum oldu. Bazı yerler karanlık. Videonun sonunda özür diliyorum ben. Ama bu evde mümkün değil her yere aydınlık çekmek. Tabii, o hemen şuraya geçelim. Nasıl? Yönetmen bey ne derse ben okuyayım. Hah, şöyle tamam. Çok iyisin. Nasılım? Süpersin. Valla karizma adamsın ha. Bir dakika, çark kaldı. Çark. Aa, dur da çarklarım var. Go. Koş. Şimdi iki tane daha çeviriyorsun. İstediğin bir tanesi senin oluyor üçünden. Okey. Tamam mı? Okey, bu konuya okey. Söyleyeyim ya, buna da ayrı teşekkür ederim. Hakan'ın videosunu görmüştüm. Sonra bunu getir dedim, video çekelim. Biz çok büyük olaylar yaşadık bu videoyu çekerken. Burada plastik yanıkları var. Yaktığımız plastik üzerini kapatalım. Aletin kendi devrelerinde de bazı sıkıntılar var. Bunu izlersiniz. Yani sıkıntılar çok değişik bir video oldu. Sıkıntılar bozuldu mu kanka? En son bunu elektrik tüpü bir şeyle. Tamam. Spoiler vermeyelim ama yangın söndürme tüpünü ilk defa hayatımda kullandığım bir ben video. Ben de gördüm ilk defa, onu söyleyeyim sana. Hani onu bir izleyin. Cansu'nun kanaldan bir izleyin onu. Hadi çevir bakalım. Kaldı iki tane. Çevir. Tamam, ilkinde 100 dram garantiydi şu an. Evet. Bu YouTuber'lar hep böyle. Bak şimdi büyük bir şey gelecek. Gelip soyuyorlar. PlayStation dönüşü bu. Hadi. Gider. Hadi. Hadi. Ya yok artık. Ucu ucuna. Çok yakındı ama ya. Neye planladım şu an? Neye kanka gidiyor? Şu an sana mavi pas geliyor. Bıçak bence. Bıçak. CSGO'dan güzel bıçak kazandı. Oynuyor musun CSGO? Vallahi çok nadir oynuyorum artık açıkçası. Harun için yarayacak bence o. Oo, Harun bayılır şu an. Şu an bu videoda en karlı kişi Harun, farkında mısın? Evet. Ben niye cebimde böyle bir şey taşıyorum ben şu an? Harun. Üzerine bir tane de bıçak, mis oldu. Vallahi güzel kurgula bu videoyu. En kazançlı Emre o. İyi ki geldin ya Hakan. Vallahi ben teşekkür ederim. Bu arada bugün yorgunuz. 4. videom falan benim. Benim de 3. videom. Ama çok güzel oldu. Vallahi süper oldu. Ben mutluyum şu an. Bayağı eğlendim. Gerçekten ben de eğlendim. Bu kadar seri bir şey. Ev vlogu. Ve hep bir şey var.
Yani yaşıyoruz bu hayat. Her arada da bir şey var. Evet, izlediğiniz için teşekkürler. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenerek veya bir yorum atarak bunu bana gösterebilirsiniz. TKT ekibinin kanallarının hepsinin linkini açıklama bölümüne koyacağım. İşte başlığa sığmıyor, onları açıklamaya koyacağım. Eyvallah. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay. Sağlıcakla kalın.